Ben avukat Ayhan Ömen. Diğer bir takipçimizden gelen soru ise şu yönde. Amerika'da çalışacak iş yeri buldum. Garson olarak beni Türkiye'den Amerika'ya getirmek istiyorlar. Amerikan konsolosluğu benim daha önce bu mesleği yapıp yapmadığıma bakar mı? İş yerine bu işi yapacak kişi Amerika'da var. Neden Türkiye'den getirmek istiyorsunuz diye sorarlar mı? Yani Amerika'da iş bulsam, sponsor olsalar bile Amerikan konsolosluğu detaylara bakıyor mu diye bu takipçimiz soruyor. Amerika'da size sponsor olmak isteyen bir firma öncelikle tabii sizi hangi vize türü, çalışma vize türü altında Amerika'ya getireceğini belirlemesi gerekecek. Ve o vize türünün gerektirdiği başvuruları ve kriterleri yerine getirmesi de gerekmektedir. Dolayısıyla bu başvurularda kriterler eğer Amerika'da göçmenlik dairesinde önce yapılması gerekiyorsa öncelikle onayın burada alınması gerekecektir. Burada onay alındıktan sonra sizin Türkiye'de bulunduğunuz için oradaki Amerikan konsolosluğuna sadece vizenizi almanız için randevuya ya da mülakata katılıyor olacaksınız. Yalnız daha spesifik cevap vermek istersem şöyle bir cevap verebiliriz size. Amerika Birleşik Devletleri'ndeki çalışma vizelerinde H-2B dedikleri vize türü var. Bu H-2B vize türü Amerika'da bulunan iş yerlerinin geçici ya da dönemlik ya da sezonluk işçi eksikliğini gidermek için onlara verilen bir fırsattır. Dolayısıyla sizin iş türü kollarında çalışma yapan kişilerin genelde Amerika'ya bu tip iş yerleri üzerinden getirildiğini görmekteyiz. Ve bu iş yerleri öncelikle burada iş ve işçi kurumuna başvuru yapıp oradan onay alması gerekecek. Ondan sonra Amerikan Göçmenlik Dairesi'ne başvuru yapacak ve oradan onay alması gerekecek. Ondan sonra sizin vize görüşmeniz mümkün olacak ve siz ülkenizdeki Amerikan konsolosluğuna gidip vize görüşmesine katılıyor olacaksınız. Eğer size almak istedikleri pozisyonun belli kriterleri varsa, bu kriterlerin içinde tecrübe de varsa o zaman sizin bu kriterlere ve tecrübeye uygun olduğunuzu tabii ki kanıtlamanız gerekecektir diye bu takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım.